Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere doğal sayılarla ilgili deneme sınavı soruları çözeceğim, anlatacağım. Bu soruların benzerleri yazınızda da çıkabilir. O zaman bu video yazılıya hazırlık videosu da oluyor aynı zamanda. İsterseniz her sorudan önce videoyu durdurup siz kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benimkiyle karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Hemen başlayalım. Ahmet'in okunuşunu söylediği sayı aşağıdakilerden hangisidir diyor. 7 milyon. 707 bin. Yani 7 milyon 707 bin. Şurası olabilir. B şıkkı elendi. Burası da elendi. Burası da elendi. Zaten A şıkkı kaldı. Sonra 707 bin dedik. Bir de 7. 7 milyon 707 bin 7. Yani cevabımız burada A şıkkı olacak. A şıkkını işaretledik. İkinci sorumuz. Öğretmenin tahtaya yazdığı sayıda bulunan 7 rakamı hangi basamakta bulunmaktadır diyor. Bakıyorum 7 rakamı burada. Binler bölüğünde değil mi? Bölüğümüzün yerini bulalım önce. Yani binler, on binler, yüz binler. O zaman 7, yüz binler basamağında. Yani cevap B şıkkı oldu. Üçüncü sorumuz. Sepetin içine 6 tane rakam konulmuştur. Yani şu rakamlar konulmuş. Bu rakamları kullanarak rakamları birbirinden farklı 6 basamaklı en büyük doğal sayıdan. Rakamları birbirinden farklı 6 basamaklı en küçük sayı çıkarılırsa sonuç kaç olur diyor. En büyük yapacağız. O zaman en büyüğü başa yazalım. 6, 5, 3 var, 2 var, 1 ve 0 var. En büyük yaptık. Şimdi en küçük yapalım. En küçük rakam 0 ama 0'ı başa koyamam. O zaman 1'i koymam gerekiyor. 0'ı başa koyarsam değeri olmaz. Sonra 0'ı koyarım. Sonra 2, 3, 5 ve 6. Bunların çıkarılırsa diyor, değil mi? O zaman çıkaralım. Sıfırdan çıkmaz. Ondan 6 çıktı. 4. Burada 0 kaldı. Sıfırdan yine çıkmıyor. Ondan 5 çıktı. 5. Burada 1 kaldı. Birden 3 yine çıkmıyor. 11'den 3 çıktı. 8. 2 kaldı. 2'den 2 çıktı. 0. 5'ten 0 çıktı. 5. Ve 5. Yani 550.854 oldu. Cevabımız A şıkkı oldu. Dördüncü soru. 12.826.712 doğal sayısının yüzler basamağındaki rakam 2 eksiltilir. Onlar basamağındaki rakam 5 arttırılınca sayıdaki değişim ne olur? Şimdi yüzler basamağındaki sayı 2 azalıyorsa, yani sayımız 2 azalıyor demek. 200 azalıyor demek. Onlar basamağındaki rakam da 5 artıyorsa sayımız bu kez 50 artıyor demek. 200 azalıyor, 50 artıyor. Bunların arasındaki değişimi görelim. 150 değişim var. Ne yönde? Azalma daha çok olduğu için 150 azalır o zaman. Cevabımız demek ki C şıkkı olacak. C şıkkını işaretleyelim. Burada bir toplama işlemi var harflerle. Şöyle A'lar toplanmış. Hep aynı rakam demek ki bu. Yukarıdaki toplama işlemine göre A artı B artı C. Bu A harfleri toplanınca 8 olmuş, C olmuş, B ve 8 olmuş. Bunu iki farklı yoldan bulabilirsiniz. Şimdi 4 tane A'yı topladığınız zaman 8 nasıl olur? Mesela A harfi 2 olduğunda 2 kere 4 8. 2 olabilir. Başka rakam olur mu? 3 olamaz. 3 kere 4 12 oluyor çünkü. 4 kere 4 16 oluyor. O da olamaz. 5 kere 4 20 oluyor. 6 kere 4 24 oluyor. Yani şuraya uymuyor. 7 kere 4 28. Yani bu 7 olabilir. Böyle düşünerek bulabilirsiniz. Ya da şuraya bakın. En sonda 8 var. A harfi 8 olmuş. A harfi 8 olabilir ya da komşudan alıp 8 haline gelmiş olabilir. Şimdi A harfi 8 olsaydı şuraya uymuyor. Demek ki A harfi 8 değil ya 7 ya 6 ya 5 7 olabilir. Değil mi? 7 komşudan bir onluk gelmiştir. 8 olmuştur. 7'yi deneyelim. 4 kere 7 28 oluyor. Demek ki A harfi 7. Sonra 3 kere 7 21 2 de elde. Şuraya yazalım. 28 oldu ya. Elde var 2. Bunu unuttuk yazmayı. 3 kere 7 21. 2 de elde 23. O zaman C harfi 3 oldu. Elde var yine 2. Yazalım. 2 tane 7 14. 2 de elde 16. Demek ki burada 6 var. Bir elde var. Bakın 7 bir de elde 8. Tamam uydu. Şimdi A harfi 7. B harfi 6. C harfi 3 oldu. Toplayalım. 13 16. Cevabımız C şıkkı oldu. 16'yı işaretledik. Altıncı sorumuz. Yukarıda çözümlenmiş şekli verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir diyor. 5 tane 10 milyonluk.
Şimdi 5 tane 10 milyonluk dediğine göre A ve C elendi. Çünkü A 500 milyondan başlıyor. 100 milyondan başlıyor. Bu da 100 milyondan başlıyor. Bunlar olmayacak. Ya burası ya burası. 2 tane 1 milyon. Tamam. İkisi de aynı. 6 tane 10 bin yazıyor. Bakın burada 6 tane 100 bin olmuş. B şıkkı olmadı. 10 binler basamağında olacak. 100 binlerde demek ki 0 varmış. Buraya çözümlemesi yazılmamış. O zaman bizim cevabımız D şıkkı olacak. 6 tane 10 bin, 10 bin, 8 tane 1000, 3 tane 100'lük, 4 tane de 1'lik. Evet, yukarıdakilere uyuyor. Cevap D şıkkı. 7. sorumuz. Yukarıda basamakları verilen doğal sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yani hangi doğal sayının basamakları şunlardaki rakamlar olabilir demek istiyor. Sırayla bakalım. Onlar basamağında 3 olacakmış. Burada var, bu da var, bu da var, bu da var. Buradan anlayamadık. Yüzler basamağında 8 olacakmış. Burada var, burada var, bu da yüzler. Evet, hepsi 8. Tamam. 10 milyonlar basamağı 5. Bakıyorum 10 milyonlar basamağı burada yok zaten. A şıkkı elendi. Bunu eleyelim. Peki burada 10 milyonlar basamağında 5 var mı? Var. Burada da var. Burada da burada yokmuş. O zaman bu da elendi. 100 binler basamağı 9. 100 binler nerede? Şurada. Bakın burada 9 var. Burada 8 var. O zaman bu da elendi. Cevabımız ne kaldı? D şıkkı. Demek ki bu sayı olabilir yani. Geçiyoruz 8. soruya. Buna göre bu doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Kolay bir soru. Milyonlar bölüğü 908. Evet. Şunlar olmadı. Yani ya A ya da C. Binler bölüğü 864. C şıkkı demek. Birler bölüğü de 8. Yani 008 yazılacak. O zaman cevap burada C şıkkı oldu. 9. soru. Buradaki rakamları birer kez kullanarak 50.000'den büyük yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Yani sayımız 50.000'i geçecek bir kere. O zaman ben 3'ü başa koyamam. 0'ı zaten koyamıyorum. Ya 5'i ya 6'yı ya da 8'i koyacağım. Bunlardan 5'i koyayım. Çünkü 50.000'i geçmiş oluyorum ama yine de en küçük yapmalıyım. 8'i koyarsam daha çok büyük yapmış olurum. O zaman 5'i başa koymalıyım. Ve sonra en küçük olması için kalan rakamları küçüklerden devam etmeliyim. 0'ı koyacağım, 3'ü koyacağım, sonra 6'yı ve 8'i. İşte 50.000'i geçen, 50.000'den büyük en küçük yapabileceğim sayı bu. 50.368. Nerede var? Bakıyorum. Ha, D şıkkında varmış. Yanlış yere gittim. 50.368 D şıkkı. 10. soru. Doğal sayısında tekrar eden rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? Şimdi tekrar eden rakamlar kim? Aynı olan rakamlar yani. Bakıyorum hangi rakamlar? 5 ve 5 aynı olanlar. Peki bunlar hangi basamakta? Şöyle bölüklerini ayırırsam daha iyi olur. Daha kolay anlarım. Evet. Birler bölüğü, binler ve milyonlar bölüğü. 5 onlar basamağında, yani değeri 50. Buradaki 5'in değeri 5 milyon. O zaman ne olur? 5 milyonu da yazayım. Bunları topladığımız zaman 5 milyon 50 olur. Bakıyorum 5 milyon 50 nerede? İşte burada D şıkkında. Bu şekilde cevabı yapmış olduk. Yukarıdaki ilk 3 adımı verilen şekil örüntüsünün 7. adımındaki kare ve üçgen sayısı aşağıdakilerden hangisidir? İlk önce karelere bakalım. 1. adımda 1, sonra 3, sonra 5. Demek ki kareler 1, 3, 5, 7 diye gidiyor. Yazalım 1, 3, 5, kaçıncı? 7. adıma kadar gideceğiz. Devam edelim. 7, 9, 11, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adım oldu. Demek ki 13 tane kare olacak. A ve B elendi. Peki üçgenler. Bakın 4 var. Sonra 3, 6, 8 olmuş. Sonra hatta yazalım 4 tane var. Burada kaçtı? 8 tane var. Burada 5, 10, 12 tane var. Onlar da 4'er 4'er gidiyor o zaman. 4, 8, 12 diye gidiyor. Yazalım 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Demek ki 28 olacak. Yani cevap burada D şıkkı olacak. 13 tane kare, 28 tane üçgen olacak. 12. sorumuz. Yukarıdaki sayıların arasına küçüktür büyüktür sembollerinden sırasıyla uygun olanın yazılışı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi burada şunu yapmalısınız. Şöyle bölüklerini ayırmalısınız baştan. Evet.
Şöyle ayıralım. Bakıyorum 62 62 yani milyonlar aynı. Binler bölüğüne bakıyorum 501 501 aynı. O zaman birler bölüğü 203 230. O zaman burası küçük. 203 230'dan küçük olduğu için küçüktür işaret. Bakıyorum şunları ayırıyorum. Yine bölük bölük ayırıyorum şöyle üçer üçer. Ve karşılaştıracağım. 874 874 aynı. 062 602. Ha, o zaman burası hemen belli oldu. Küçükmüş. Burada yine ayıralım. Ki basamak sayılarını görelim yani. Evet bakın. Burası zaten kaç? 3, 6, 8 basamaklı. Burası 3, 6, 7 basamak. 8 basamak sayı her zaman büyük oluyor zaten. 7 basamaklı da. O yüzden hiç karşılaştırmadan hemen baştakinin büyük olduğunu basamak sayılarından anlamış olduk. Küçüktür, küçüktür, büyüktür olacak. Yani cevabımız bakıyorum nerede? Küçük, küçük, büyüktür. C şıkkı olacak sırasıyla. Bu şekilde yapmış oldum. 13. sorumuz. Yukarıda verilen ifadelerin doğru yanlış olarak sıralanışı sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diyor. 9 basamaklı en büyük doğal sayı 987.654.321. Yanlış. En büyük hepsi 9 olurdu yani. 999.999.999. Rakamları farklı deseydi tamam böyleydi ama rakamlar farklı demiyor. Bu ifade yanlış. 7 basamaklı en küçük tek doğal sayı. Bakalım 7 basamaklı olmuş mu? Evet. 7 basamaklı ve tek. En küçük. Her yere 0 koymuşlar. En sona 1 koymuşlar. Tabii ki bu ifade doğru. 8 basamaklı rakamları farklı en büyük çift doğal sayı. Bakıyorum. Şöyle ayırayım bir ilk önce. Evet 8 basamaklı. 8 basamaklı bir sayı mı? 8 basamaklı olmuş mu? Evet olmuş. Rakamları farklı mı? Evet farklı hepsi birbirinden. Bu da tamam. En büyük çift. Şimdi en büyükten başlayıp sıraya konmuş. Ama çift olması da sağlanmış. Ama 0 yerine 2 koymalıydı en büyük olması için. Çünkü 2 sayısı daha büyük. O zaman en sondaki ifade yanlış olduğu için burada söylenenler yanlış olmuş oldu. Demek ki bu ifade yanlış bir ifade. Buraya Y harfi koymalıyım. Cevap yanlış doğru yanlış. Yani cevap D şıkkı oldu. 14. Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa 987.654.321 doğal sayısının değeri 9000 eksilir. Şimdi sayımızın 9000 eksilmesini istiyoruz. Ne diyor? 7 ile 8'i yer değiştirelim. Bakın burası milyonlar bölüyor zaten. Yani biz bunları yer değiştirirsek sayımızda milyonluk değişimler olur. O yüzden A ve B doğru değil. 6 ile 5'i yer değiştirelim diyor. 6 ile 5 şimdi 6 tane 100 bin 5 tane 10 binlik. Yine istediğimizi elde edemeyiz. Cevap D şıkkı olması lazım. 5 ile 4'ün yeri değişecek. Çünkü 5 10 binler basamağında binlere geçecek. 4 binler basamağından 10 binlere geçecek ve sayımız 9 bin eksilecek. Niye eksilecek? Çünkü buradaki rakam daha büyük olduğu için o küçük yere geçiyor. Daha çok azalma oluyor. Peki ne kadarlık bir azalma oluyor? Bakın buradan buraya geçtiğinde 5 4'e dönüyor. Yani bir 10 binlik ne oluyor? Eksilme oluyor. Şöyle yazarak da göstereyim. 4 binler basamağından 10 binler basamağına geçince de sayımız 1000 tane çoğalmış oluyor. Fakat önce 10 bin azaldı sonra 1000 tane çoğaldı. Bu ne demektir? Aralarındaki farkı bulduğumuzda 9 bin oluyor. Demek ki bunu yaparsak sayının değeri 9 bin eksilmiş oluyor. Cevap D şıkkı oluyor. D şıkkını işaretledim. Son sorumuz. Burada harfler de var. İşte bu sayı doğal sayının sayı değerleri toplamı 30'dur diyor. Buna göre A rakamı kaçtır? İlk önce gördüğümüz rakamların sayı değerlerini toplayalım. Yani 3 var, 5, sonra 2 var, 4 ve 1 var. Bunları topluyoruz önce. 8, 10, 14, 15. Toplam 30'muş hepsi. 30'dan 15'i çıkarıyoruz. Geriye 15 kaldı. İşte bu 15 A, A ve A. 3 tane A harfi demek. 15'i 3'e bölüyoruz o zaman. Ve 1 tane A harfinin 5 olduğunu anlıyoruz. Cevap C şık oldu. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, dersinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.